sporcularımız, 2-3 yıl önce kurulan, 6-7 kişiyle kurulan bedensel engelli sporcularımız azmettiler ve Karaman'a çok güzel başarılar getirmeye başladılar. Ve burada Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Oturarak Voleybol Türkiye Kupası maçlarında Karaman Gençlik ve Spor Kulübü Oturarak Voleybol takımımız Türkiye üçüncüsü oldu. Buradan kendilerini yürekten kutluyoruz ve daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Evet, bugünkü programımızın konuğu yine çok değerli bir konuğumuz var. Aslında kendilerini tanıyoruz. Gazete Anadolu'nun sahibi, Türkiye Spor Yazarlar Derneği Karaman İl Temsilcimiz Sayın Hüseyin Oğuz. Evet Hüseyin Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Değerli vaktinizi bize ayırdınız, programımıza konuk oldunuz. Kısaca Hüseyin Oğuz'u tanıyabilir miyiz? Aslında Karaman'daki camiamız tanıyor Hüseyin Oğuz'u Gazete Anadolu'dan ama spor kimliğinizi çok fazla kimse bilmiyor. Ya gazetecilik yıllarımız uzun yıllar oldu. Tabii ben spor kökenli olduğum için sporculukta başlayan gazetecilik hayatımızı devam ettirdik. Uzun yıllar Konya'da, Konya İdman Yurdu, Konya Şeker Spor ve Konya Karagücü'nde basketbol oynadım. Askerliğimi Konya'da, Karagücü'nde yaptık memleketimizde. Ve orada da spora devam etme imkanımız oldu. Sonra basketbolda hakemliğim var, milli hakemim basketbolda. Konya'da ikinci ligdeyken bir takımın kulüp başkanlığını yaptım, ikinci profesyonel ligde yani. Ve bir dönemde Dağcılık Federasyonu yönetim kurulu üyesi olarak görev aldım. Yani ömrümüz sporla geçti diyebiliriz. Spor işinde geçti. Aslında ben işin aslında bu spor kimliğinizi çok fazla bilmiyordum. Bu programdan önce konuştuğumuzda ben de öğrendim. Benim için çok büyük bir ayıp aslında sporun içinde olup. Yani sizin bu kadar şeyin içinde olmanız gerçekten Karaman adına çok büyük bir şans. Peki Karaman bu kimliğinizi biliyor mu? Ya bilmiyor. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Ben aynı zamanda işte Karamanoğlu Mehmet Bey Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı yürütüyorum. İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısıyım. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu üyesiyim. Bunun yanı sıra Türkiye Spor Yazarları Derneği Karaman Şube Temsilcisiyim. Yani Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin varlığından bile belki Karaman'ı demeyeceğim. Karaman spor camiasının bile haberi yok. Ama şu bir gerçek ki spor denildiği zaman Türkiye Spor Yazarları Derneği her zaman vardır. Türkiye'ye baktığımız zaman bu böyledir. 14 Nisan 1965-63 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Spor Yazarları kurulmuştur. Türkiye genelinde şu anda 1696 üyesi var. 11 şubesi ve 81 il temsilciliği mevcut. Türkiye Spor Yazarları ülke genelinde spor müsabakalarındaki akreditasyon işlerini yapan kuruluştur. Türkiye'nin genelinde bu hep böyledir. Türkiye Spor Yazarları Derneği AİBS, Uluslararası Spor Basın Konseyi Birliği ne de üyedir. AİBS, Türkiye Dünya Spor Yazarları Birliği, dünyanın en büyük kuruluşlarından bir tanesidir ve Türkiye Spor Yazarları Derneği de bunun üyesidir. Evet, Karaman'da Spor Yazarlar Derneği'nin il şubesi ne zamandan beri aktif Hüseyin Bey? Yani ben göreve geldim, ben işte geldikten sonra tahmin ediyorum şube baş temsilciliğine atanmam 8 yıl falan oldu. 8 yıldır varız ama yokuz Karaman'da. Karaman spor camiası spor yazarlarını ya kabul etmedi ya spor yazarlarının ne demek olduğunu bilmiyor. Ben de onu merak ediyorum. Yani burada bu Karaman Spor Yazarlar Derneği'nin varlığından Karaman spor camiası haberi yok mu gerçekten? Yani çok önemli bir yani durum. Çok önemli bir yani. Tahmin ediyorum ki yok diye yani hatta belki bizde olabilir ama ben bizde çok fazlaca olduğunu düşünmüyorum. Bize talep gelen talepleri biz hep değerlendirmişizdir. Mesela 2 yıl önce bir anım anlatayım. Karaman'da amatör futbol takımlarından 2-3 kulüp yöneticisi geldi. Kış günü, çetin geçen bir kış günü kısa kollu formayla maçlara çıktıklarını söylediler. Sayın Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan Bey'i aradım. Ve işte bir ay içerisinde tüm amatör kulüplerimize malzeme yardımında bulunduk. 20'şer eşofman, 20'şer krampon,
5'er 6'şer tane futbol topu. Bunları biz Türkiye Spor Rezervleri Derneği olarak verdik. Normalde böyle bir şey yapmak zorunda mısınız? Yok ama biz sporun içinden, sporun ne demek olduğunu biliyorum ben. Yani şimdi o sporcu geldi, o kulüp başkanı geldi. Biz kış günü maçlarımızı kısa kollu formayla oynuyoruz dediğiniz anda sporu bilen bir insan zaten kendisinde bir mecburiyet hissediyor. Yani duyarsız kalmamız mümkün değil. Bu işler biraz da gönül işi. Tabii ki yani spor maalesef öyle gönül işi. Ama yani Karaman şehir olarak baktığın zaman hep diyoruz ki çok iddialıyız. İşte yıldızımız parlıyor, ileriye gidiyoruz. Ekonomi bana göre Karaman'da en zayıf halka spor. Bunun sebeplerini de ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ya en zayıf halka spor böyle olmamalı diye düşünüyorum ben. İşte stadımız yapılıyor. Çok müthiş bir stadımız yapılıyor. Ama takımımız yok. Yani bu çok enteresandır. Evet, bu konuyu biraz açabilir miyiz Hüseyin Bey? Şu anda 15 bin kişilik stadyumumuz yapılıyor. İnşallah en kısa sürede de bitecek ve faaliyete geçecek. Ama yani, bizim şu anda hükümet programına baktığınız zaman yatırımların büyük bölümü durduruldu, askıya alındı. Ama askıya alınmayan tek yatırım bizim stadyumumuz ve şu anda tahmin ediyorum %60 seviyelerinde. Evet, çok hızlı bir şekilde çok ilerliyor. Şekilde. Karaman yani, işinde bence çok büyük bir yani şans. Bu yıl 2019 yılı içerisinde tamamlanacağını tahmin ediyoruz. Ben burada Sayın Bakanımız Lütfü Elvan başta olmak üzere siyasilerimize, milletvekillerimize işte Recep Şeker'e, Recep Konağı geçmiş dönemde ve Selman Bey'e teşekkür ediyorum. Yani büyük katkıları oldu. Bu tür yatırımlar kendiliğinden, cikletten çıkmıyor. Yani siyasi gücün neticesinde biz bunu alabildik. Kesinlikle. Yani biz bunu alabildik. Tabii Karaman belediye sporumuz var. Bölgesel ligde oynuyor. Biz her sene aynı rüyayı görüyoruz. Yani Karaman belediye spor Karaman'ı temsil ediyor. Bir başkan Osman Ünüvar'ın yaptığı fedakarlıklara bir takımın gitmesi mümkün değil. Bölgesel ligin yapısında şöyle bir şey var Sayın Özel. Parayı harcıyorsunuz. Sezon sonunda eğer grupta şampiyon olamıyorsanız, yani bir üst lige, profesyonel lige terfi edemiyorsanız o yıl yaptığınız paranın hepsi çöpe gidiyor. Sezon başı tekrar başlıyorsunuz. Şimdi kısa bir hesap yapalım. 8 senedir, 6 senedir, 7 senedir bu böyle oluyor. Belli bir bütçe var ayrılan. 7 senede harcanan parayı bir önümüze koyalım. Bir de adam akıllı. 3 harcayacaksak 5 harcayıp bu takımın profesyonel ligde çıktığını düşünelim. Bununla ilgili bir projeniz oldu mu? Ya da sizin bir öneriniz var mı? Evet oldu. Kamil Uğurlu belediye başkanıyken sporu bile arkadaşları Konya'dan davet etti. Kamil Uğurlu Bey'le bir görüşme yaptılar. O gün için 1.200.000.000 yani 1 trilyon 200 milyar lira bir bütçe çıkardılar. Ama bu bütçe nasıldı? Takımı bölgesel lige göre değil, 3. futbol ligine göre mücadele edecek şekilde bir kadro oluşturulacak. Oluşturulacak o kadro zaten bölgesel ligde elini kolunu sallayarak açık ara yaparak şampiyon olacak. 3. ligde de 4-5 takviye ile o takım Karaman'ı temsil edecek. Fakat ne hikmetse olmadı. 1.200.000'den bahsediyorum. Evet. 5 senedir ortalama 800 lira harcadıysak 4 milyonumuz kayıp. Bizim zararımız 2.8. Bakın hesap çok açık ve nettir. Şimdi Osman Ünüvar kendi çabalarıyla bu takım nereye kadar götürebilir? Bu takım Karaman'ın takımı. Hiç kimse mazeret okumasın. Belediyenin bütçesi. Bu birlik olmadıktan sonra olmaz. Belediyenin imkanlarıyla bu iş gitmez. Dışarıdan destek çağır. Şimdi size söylüyorum. Basketbol 1. liginde Sakarya Büyükşehir Belediyespor şu anda ligde. Afyon Belediyespor, Büyükşehir falan değil Afyon. Afyon Belediyespor'un basketbol takımı şu anda Tahincioğlu Basketbol 1. liginde mücadele ediyoruz. Geliyoruz. İşte elime not almışım. Kadınlar 1. lig. Mersin Büyükşehir Belediyespor. Canik Belediyespor. İzmit Belediye, Hatay Büyükşehir Belediyespor. Kadınlar basketbol 1. liginde bunlar temsil ediliyorlar. Yani basketbolda bütçeler futbol gibi dedi. Yani şu Tahincioğlu basketbol ligindeki herhalde bir takımın bütçesi milyon dolardan aşağı değildir.
Bunlar sadece belediyenin bütçesiyle ya da bünyesine değil, yapılacak şeyler ama belediyenin başındaki insanlar bu işi severse, ilim valisi, mülki amiri bu işi severse organize yapılır. Şimdi gelelim ikincilikte. Menemen Belediyespor futbol. İkincilikte oynuyor. Etimeskut Belediye, bir ilçe. Evet. Dikkatinizi çekiyorum. Sivas Belediye, Sivas Spor Süper Lig'de. Sivas Belediye ikincilikte. Bakın. Geliyoruz Bodrum Belediye, Bodrum Spor. Bodrum'un nüfusu kaç? Ama bu takım şu anda ikincilikte. Bakın ilçe takımı. Yani tabii Aksar da bir ilçe takımı. Evet. Yani Süper Lig'de oydu. Aksar da bir ilçe takımı. Dün hatta Fenerbahçe'yi de yendi. Yani Fenerbahçe öyle. Bir skorla. Yani öyle maalesef. Üçüncü lige baktığımız zaman birçok belediye takımı var. Ve bunlar ilçe takımı. İlçe belediyeleri. Yani bunlar yapıyor da. İşte ekonomisiyle her zaman övündüğümüz. Kanka. Yani sanayimiz çok güçlü. Böyle bir ilin takımının düştüğü duruma bakar mısınız? Bakın ben çok iyi biliyorum. Belediyespor belki yarın ilk yarının son haftasını önümüzdeki hafta oynayacaklar. İç sahada oynayacak. Evet. Bu takım kampa nasıl gidecek? Devre arası kampına. İnanın belediye takımı, Karaman Belediyespor takımı deplasmanlara kulüp başkanının kredi kartıyla gidiyor. Bu kadar acı bir durum olabilir mi? Peki Hüseyin Bey, biraz önce verdiğiniz örnekler. Küçük, bazıları küçük yani ilçe, bazıları küçük il. Burada demek ki bir birlik beraberlik var sporda. Bu sadece belediyenin yaptığı bir şey değil. Oranın iş adamları, esnafı, seyircisi, taraftarı demek ki bu kulüpleri destek veriyor ki o takımda birlik ve beraberlikle başarı geliyor. Peki bizim Karaman'ımız şu anda ekonomisiyle yani Türkiye'de adından söz ettiren bir il. Bu kadar imkanımız varken bu Karaman Belediyespor'un bu yani yıllarca bir üstüne çıkamamasının sebebi ne sizce? Yani şimdi yani burada yönetim mi, taraftar mı, yoksa buranın esnafı, iş adamları mı? Ya taraftardan, yani taraftar bu işten sorumlu olamaz. Yönetim de sorumlu olamaz. Bu hep birlikte başarılacak bir şey. Zincirin halkaları deriz. Zincirin halkasından bir tanesi kopuk olursa başarı gelmez. Buna taraftarı koy, iş adamını koy, belediye başkanını koy, yönetimini koy, taraftarı koy. Hepsini bir birlikte düşündüğün zaman ancak başarıyı yakalayabilirsiniz. Ya değilse zincirin halkasının bir tanesi kopuksa orada başarı gelmez. Şimdi burada organize yapılması lazım. Nasıl bir organize yapılması lazım? Karaman Belediyespor'un daha güçlü olması için işte iş adamlarıyla bir araya gelinmesi lazım. Bunlardan destek talep edilmesi lazım. Tabii şimdi Karamanlı sanayicilerle görüştüğümüz zaman şunu söylüyorlar. Geçmişte biz bu takıma çok katkı sağladık. Ama bu suistimal edildi. Biz şu anda hala mahkemelerde sürünüyoruz. Geçmişteki bir hata bugüne de aynısı olacak diye bir kaide yok. Güvenilir insanlardan bu yönetim oluşturulur. Bu yönetim oluşturulur. Ve herkes de gönül rahatlığıyla bu parayı verir. Ve bu takım da lige çıkar. Yani şunu söyleyeyim. Zaten Belediyespor'un kendi bütçesinden zorlanarak harcadığı bu paraya çok fazla değil. Bir o kadar daha dışarıdan para temin edilirse bu takım çıkar. Bakın Karaman Belediyespor bu sezona çok hızlı girdi değil mi? Kesinlikle. Türkiye Kupası'nda güzel mücadele, güzel müsabakalar yaptı. Aldı. Ben o günlerde hep gazetemde şunu bağırdım. Ya bir baba yiğit aranıyor Karaman'da. Evet, o konuya değinecektim. Ha. Siz 2-3 kere gazetemizde baba yiğit aranıyor başlıklı bir evet. Haber. Ve yapıyoruz. Ne zaman yaptık bunu? İşte Karaman Belediyespor iyi giderken yaptık. Yani artık futbolda parasız hiçbir şeyin gitmesi mümkün değil. O oyuncular o havayla, o gazla çıktılar oynadılar. Ha, yetenekleri var. Yeteneklerin üzerine çıkarak olağanüstü şeyler yaptılar. Ama şimdi para kesilirse o futbolcular da buraya yani profesyonel değiller, amatörler ama para kazanmak için geliyorlar. Şimdi sen arzu ettiği parayı vermezsen sözlerini, vaatlerini yerine getiremezsen ben Belediyespor için söylemiyorum bunu. Burada başarı gelmez. Bir de Belediyespor'un handikapını söyleyeyim size. Belediyespor bütçesinin belli bir orandaki bölümünü spora ayırıyor. Transfer sezonu Haziran'da başlıyor, Mayıs-Haziran'da. Ama Belediyespor Haziran'a gelinceye kadar bir önceki yılın bütçesinin tamamını bitirmiş oluyor. Ve Belediyespor transfere sıfır parayla başlıyor.
Başarısızlığın bir tanesi burada. Niye? Transferde asıl olan nedir? Sporcuyla anlaşırsınız. Masanın üzerine parayı koyarsınız. Sporcuya imza attırırsınız. Ve sporcuyu alırsınız. Şimdi siz sporcu olsanız bir tarafta paranızın yarısını peşin veren bir kulüp var. Bu tarafta da 5 ay sonraya senet veren bir kulüp var. Hangisini tercih edersiniz? Tabii tercih. Yani onun için de Karaman Belediyespor bu kadroyu yarışmacı bir hale getirecek. Yani Karaman'ın hedeflediği yerleri taşıyacak isimlerden oluşturamıyor. Handikapından dolayı. Çünkü transfere paralı başlayamıyor. Evet. Sıkıntılardan bir tanesi de bu. Önemli bir etken. Tabii çok önemli bir etken. Hüseyin Bey, çok önemli bir konuyla devam edeceğiz ama şu anda değerli izleyicilerimize dönmek istiyorum. Evet, TV70 izleyicileri, Karaman'da spor izleyicileri, programımız Facebook üzerinden canlı olarak şu anda yayında ve sizin de programımıza sorularınız ve görüşlerinizle, yorumlarınızla katılmanızı istiyoruz ve sizden özellikle istediğim programınızı sosyal medyanızda paylaşarak bu programımızın daha geniş kitlelere yayılmasına siz de katkı sağlayabilirsiniz. Evet, seyirci izleyici sorularımız var Sayın Hüseyin Hocam. Hocam bu olaya hakikaten mütabikim işler acısı bir durum var demiş. Oğuzhan doğru, Türkiye Kupası'ndan gelen gelirler ve sezon başı belediyeden ayrılan bütçe nereye gitti peki diye bir soru sormuş izleyicimiz. Oğuzhan doğru yine Osmaniye Spor bir üst lige çıktığında 506 bin TL ile çıktı. Evet, bu önemli bir nokta. Murat Coşar ise hocam Karamanlı kaç tane futbolcu var takımda? Evet, bu soru çok şimdi, gündemde olan bir soru aslında Hüseyin Bey. Şimdi Sayın Özel, şunu başlayalım. Osmaniye Spor 500. Tabii ki sporda, futbolda para çok önemli. Kesinlikle. Ama çok parayla da bazen bir şeyler olmuyor. Spor çok ayrı bir sektör, endüstri. İşte Fenerbahçe'nin çok parası var değil mi? Çok parası var. Şimdi Ali Koç'un İş dünyasındaki başarısını herkes kabul ediyor mu? Ediyor yani. Bir marka Ali Koç. Bu Fenerbahçe'ye geldi, rezil oldu. Dün Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçecek bir karar aldı. Futbolcular yenildi ve futbolcuları karayoluyla İstanbul'a gönderdi. Bakın. Bir ceza mı peki bu? Yani kendine göre bir ceza ama bir spor kulübünde, Fenerbahçe gibi spor kulübünde. Ben Karaman Belediyespor'da bile bu olsa ben bunu yadırgarım. Hiç yakışmayacak bir şey. Yani dünya futbolunda böyle bir şey yok. Yani burada bütün oradaki suç oyunculara yıkılmış. Ya kendisini kurtaramazsın sen. Aynen. Ama bir de gerçek var. Oyuncular %10 hatalıysa %90 hata Ali Koç'tadır. Bu takımı ben kurmadım, Ali Koç kurdu. Yani, takımı kuran kendisi. Onun için böyle bir saçma sapan futbolda günübirlik şeylerin peşinde koşmak yani bana göre şov yaptıktan başka bir şey değildir. Bu yaptığı olay Ali Koç'un kendisini de kurtarmaz. Onu da söyleyeyim size. Ha, geldik öbür tarafa. Yani Karamanlı kaç sporcu var? Şimdi Sayın Özel size soruyorum. Nasıl olacak Karamanlı sporcu? Amatör küme futbol oynuyoruz. Futbol ligi devam ediyor değil mi? Karaman'da kimin haberi var bu ligde? Oynandığını. Yani orada oynayan takımlara bakın. İşte 6-8 tane takım ve onun çevresi. Karaman'ın buradan haberi yok. Siz hiçbir gün acaba? Hiçbir gün medyada şu amatör maç şöyle final amatörde final diye bir şey gördünüz mü? Ben görmedim. Gören varsa bana söylesin. Ve şimdi biraz önce dikkatimi çekti. Amatör ligin sonuçlarını okudum. Evet. 6-1, 7-2, 8-1. Bu nedir biliyor musun? Denge diye bir şey yok ligde. Nasıl yetişecek buradan sporcu? Şimdi size soruyorum. Şimdi her ilde olduğu gibi burada da insanlar topu başkasına atmak için bir altyapı diye tutturmuşlar gidiyorlar. Altyapı nedir? Karaman altyapıyı bilmiyor ki. Altyapı böyle olmaz. Altyapı böyle olmaz. Şimdi Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün bildiğim kadarıyla bir projesi var değil mi? Yetenekler taranıyor evet, projesi. Yetenek taraması. Yetenek taraması. Şu anda da devam ediyor. Bakanlık bunu yapıyor. Çok güzel. Peki Karaman'da madem futbolda altyapı diyoruz değil mi? Evet. Bu yetenek taramasında yani ortaokul, lise çağındaki öğrencilerden biz futbola yatkın, futbola yetenekli 50 tane çocuk bulabilir miyiz? Bulunabilir. Bulunur. Yani ilçelerinden de bulunur. 50 tane çocuk bulunur. Peki ben şimdi şöyle bir şey öneriyorum size.
Bu bulduğumuz futboldaki yetenekli 50 genci aynı okulda toplayalım. Aynı sınıfta okutalım. Aynı sınıfta okutalım. Sonra bu çocuklar okuldan çıktıktan sonra otobüs tahsis edelim. Alalım, antrenmanlarını yaptıralım. Eğitimleriyle ilgilenelim. Eğitimleriyle ilgilenelim. Bak bakayım 3 sene, 5 sene sonra oradan nasıl oyuncu çıkıyor? Bakın Altın Ordu, Türkiye'de bir Altın Ordu modeli var yani, bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ne yapıyor Altın Ordu? İllere gidiyor, tarama yapıyor. Yetenekli oyuncuyu buluyor, İzmir'e getiriyor, ev tutuyor, ailesini getiriyor başında. Yoksa normal ev tutuyor. Bu çocuğun her şeysiyle ilgileniyor, eğitim başta olmak üzere. Ve oradan yetenekli gençleri buluyor. İşte bugün İtalya'da oynayan Cengiz Ünder nereden yetişti? Altın Ordu. Yani bu tip oyuncular, şimdi Altın Ordu bugün birinci ligde oynuyor ve yabancı oyuncusu yok. Ne ve kadar güzel bir çalışmalarıyla şey. Çalışmalarıyla da dünya kamuoyunda... Şimdi biz Karaman'da benim az önce söylediğim modeli geliştirsek, 50 tane öğrenci yetenek taramasından bulup, aynı okul, aynı sınıfa yerleştirsek bunu, iki sınıf yapsak ve bunların altına bir tane otobüs tahsis etsek, antrenmanlarını yaptırsak. Şimdi bu oyuncular ne yapacak biliyor musunuz? Aynı okulda, aynı sınıfta okuyacaklar. Kim, hangi oyuncu artık nasıl karakterde, nasıl, nelerden hoşlanıyor, nelerden hoşlanmıyor, birbirlerine bir aile, aile olacaklar. Dolayısıyla o başarı, o birliktelik sahaya yansıyacak. Sonra oradan filizlenmiş çok güzel gençler yetişecek. Belki 5 yıl sonra bu projeyle, bu ortaya attığınız fikirle Karaman altyapısı gerçek anlamda şimdi, güzel yeteneklerle filizlenecek. Karaman'da diyor ki futbolda altyapıya yöneldik. Ne yaptılar? Bana bir kişi desin ki biz şunu yaptık altyapı için. Ya gerçekten işini yapan, hani değer veren, bu işe gönül veren insanlar var ama hani bir şey yok bence Hüseyin Bey. Ortada bir birlik, bir proje, düzenli giden bir şey yok. Yok. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben altyapının başına A takımdaki hocadan daha kariyerli birisini getirin. Altyapı bakın. Çocuğa orada ne öğretirsek onu alacak ve spor yaşantısı boyunca da onu devam ettirecek. Ben Nasuh Hoca'yı takdir ediyorum, tamam. Nasuh Hoca kariyerinde bir kişiyi altyapının başına getirir. Altına 5-6 tane de antrenör getirir. Bak altyapı, bu modeli uygularım. Çocukların yemeğini ver, eğitimleriyle ilgilen, barınmalarını hallet. Bak bakayım orada nasıl sporcu yetişiyor. Ha, tabii bunun bir de farklı yönü var. Ne var? Diyoruz ki Karaman'da gençlerimiz çok kötü durumda. Okullara kadar inmiş sigara, uyuşturucu. Ya, Bülki amirimiz, vali bey ve emniyet müdürü bu konu üzerinden çok hassasiyetle duruyorlar. İnanın biz bunu var ya sporla çok daha kolay yeneriz. Sporla daha kolay yeneriz. Ama altyapıyı lafla değil de gerçekçi projelerle hayata geçirmek gerekiyor. Tamam kardeşim, ben zaten bölgesellikte 6-7 yıldır oynuyorum. Her yıl aynı hüsranı yaşıyorum. Doğru mu? Ben bu sene işte altyapıdan gelen çocuklar oynarım. Zaten bölgesellikte küme düşme diye bir şey yok. Benim iddiam da yok. Ben 3 sene sabrederim. Nasıl hocaya da derim ki, Nasuh Aküze, gel altyapının başına. Ben 3 sene senden, 3 sene sonra senden bunun meyvelerini istiyorum derim. Yani şimdiye kadar sabrettik, bir 3 sene daha mı sabredemeyeceğiz? Ya bu işler sabır işi. Sabır işi. Dönemin geçmesi. Ama tabii Karaman'ın sabırsızlığı şu, çok güzel bir stat yapılıyor. Evet. Yani Türkiye'de bence örnek gösterilecek güzel bir sporda, bir tanesi. Sporun lokomotifi de bana göre futboldur. Yarışmacı bir takımdır. Yani şimdi trene baktığınız zaman öndeki lokomotif olmasa arkadaki vagonlar gelmez. Siz lokomotifi seçerseniz, yani işte profesyonellikte bir Karaman Sporu, Karaman Belediye Sporu ismi ne olursa olsun, lige çıkardınız. Ne olur biliyor musunuz? Her 15 günde Karaman hafta sonları bir karnaval şehrine döner. Şu anda birincilikte bir takımımız olsa, Karaman'ın bir takımı olsa, bence hafta sonları insanlar iple çeker. Tabii iple çeker. Bir de şimdi diğer tarafına bakalım. Şimdi bir takım geldiği zaman herhalde 1000, 2000, 3000, 5000 taraftarla gelen takımlar var. O 5000 kişinin Karaman'a bir günde bırakacağı parayı bir düşünelim. Yani konaklaması olsun, burada yapacağı alışveriş yani, olsun. Sayın Özel, spor turizmini bizim artık ciddiye alma zorunluluğumuz var.
futbol Türkiye'de bir sektör haline dönüştü. Bakın şimdi birinci ligde, süper ligde devre arası geliyor. Antalya'da takımlar kampa gidecek. Şu anda ulaşan rakam ne biliyor musun Antalya'da? 3000 takım kamp yapacakmış Antalya'da. 3000 takım. Rakama bakar mısınız? Hüseyin Bey, burada sözünüzü balla kesiyorum. Yani Karaman'da bu tarz bir şey yapılamaz mı? Aslında Karaman'ın fiziki konumu çok uygun. Bir kamp merkezi tarzında böyle büyük takımların gelip sezon öncesi kamp yapabileceği bana bir... Şimdi şunu söyleyeyim Sayın Özel. Yaz için burası ideal olur. İşte yazın takımlar hep Bolu'ya gidiyordu. Kızılcamam'a gidiyordu. Fakat oradan bir tanesi kalktı, bir otel işletmesi. Isparta Davraz'da bir kamp yeri yaptı. Isparta Davraz'da. Ormanlık içi. Ve şimdi Trabzonspor başta olmak üzere birçok takım yaz kampını orada yaptı. Buna ilave olarak Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, spor kökenlidir kendisi. İşte Erzurum Büyükşehir Belediye Sporu Bal Ligi'nden aldı. Süper Lig'e taşıdı bu. Bir belediye başkanı. Erzurum öyle tesisler yaptı. 30 tane futbol sahası yaptı. 30 tane. Bu yıl yaz programını herhalde benim bildiğim kadarıyla 20'nin üzerinde, 25'in üzerinde takım Erzurum'da tamamladı. Şimdi biz burada Karaman'da bunu hakikaten yapabiliriz. Bak Çamlık'ta, Çamlık gibi bir yerimiz var. Evet. Dehasa bir yer, 16 bin metrekare bu bölge. Oraya yapılacak iki tane saha ve barınacak yer. Müthiş bir kamp yeri olur. Karaman'ın tanıtım açısından da... Tabii ki yani. Ve gelir getirir. Kesinlikle. Yani biz illa... Dumansız fabrika, bacasız... Tabii ki. Yani spor turizmine onun için önem veriyorum. Şimdi buradaki esnafın nefes alması için illa gurbetçilerin gelmesini beklemeye gerek yok. Bakın işte Gençlik Spor Müdürlüğü olarak biz şöyle yapsak, ayda iki tane buraya organize alsak, buradaki esnaf nefes alır. Bununla ilgili bir haber yapılmıştı. Yani Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün Karaman'a aldığı maçlarla, müsabakalarla, yani konaklama olsun, yani iç esnaf olsun, çok güzel ücretler bırakılıyor. Sayın Özel, iki yıl önce Antalya'da Süper Lig'e terfi müsabakalar oynandı. Finalin adı Göztepe, Eskişehir Spor'du. Hatırlıyorum maçı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Göztepe'nin çıktığı. Göztepe'nin 15 bin kişi İzmir'den, 15 bin kişi Eskişehir'den geldi. 30 bin kişi. O şehre 30 bin kişi birer tane yemek yeseler, birer öğün, birer paket sigara alsalar, birer tane su alsalar, ekonomiye bakar mısınız? 30 bin kişiden bahsediyorum. Bir iki günde? 30 bin kişiden bahsediyorum. Konya'da, bir yıl önce Konya'da yine lige terfi müsabakası vardı. Adana Demirspor, Alanya Spor. Alanya Spor'un lige çıktığı maç, müsabaka. Gittim, Konya'daydım, o maçtaydım. İnanır mısınız? Adana'dan 20 bin kişi geldi. Adana'dan 20 bin kişi geldi. E bakın Konya esnafına bıraktığı şey. Yani biz bunu, tamam biz o kadar büyük yapamayabiliriz. Biz de kendi bünyemizde, kendi çapımıza göre ama yaparız. Ama şu anda stadımızda yapılıyor. İşte onu yani diyorum. Ay, 5 bin kişi gelsin benim müsabakalarıma. Yani 15 bin kişi rahat gelir. Ama biz öncelikle burada sporun ne olduğunu, sporun ne olduğunu bir anlatmamız lazım. Bunu bir algılamamız lazım. Evet Hüseyin Bey. Tekrar seyircilerimize dönüyorum. Aydın Çertel Bey bizlerle birlikte, Mustafa Gürsoy Bey selamlar demiş, Hüseyin abinin arkasındayız demiş. Mustafa Coşar yine bizlerle birlikte, iyi akşamlar diliyoruz kendisine. Karaman'da amatör küme maçlarını takip eden bir ekip var mı diye bir sorusu var. Bu soruyu not edelim, yine geleceğiz bu soruya. Aydın Çertel'in bir görüşü var. Bence iş adamları kendi kulübünü kurup farklı branşlarda liglere katılmalı. Adı belediye değil, kim parayı verirse onun adı geçer diye bir temelinde bulunmuş. Mustafa Coşar, şu an Karaman amatörde kümede oynayan futbolcular arasında Karaman Belediyespor'da oynayacak kabiliyette futbolcular var demiş. Alparslan Leblebici, Hüseyin Bey taraftarı nasıl oluşturmamız lazım? Onun için bir fikir verir misiniz? Güzel program demiş. Evet, isterseniz ilk sorudan başlayalım. Karaman'da amatör küme maçlarını takip eden bir ekip var mı? Maalesef. Ben gazete analoğu olarak
geçen yıla kadar bütün amatör maçları veriyordum. Yani pazar günü özellikle bekliyor ve sonuçlarını veriyorduk elimizden geldiği kadar. Fakat baktım ki o kadar ilgisizler ki herkes. Vermişsin, vermemişsin kimsenin umurunda değil. Ya ben şunu beklerdim, bu sene maçları vermiyorsun. İşte futbolla ilgili her kim varsa bir kapımı çalıp ya Hüseyin Bey siz veriyordunuz şimdiye kadar, bu sene niye vermiyorsunuz? Yani burada artı da yapsan, emek de versen fark etmiyor. Yani kim için fark etmiyor? Okuyucu için demiyorum ben bunu. Taraftar için demiyorum. Futbolu yönetenler için fark etmiyor. Yani burada bu maçların verilmesi, medyada yer alması, insanların, yani o bölgede yaşayan insanların o maçların varlığından haberdar olması önemli. Yani ben şunu söyleyeyim Sayın Özel, benim için okul maçları, U15, U16, U17, U19, U21, bunlar çok önemli. Niye biliyor musunuz? Ben basketbola ilk başladığım zaman, işte o zaman gazeteler böyle değildi, klişeyle ancak. Fotoğraf çekerdim, klişe yaptırır, öyle basardım. Lise takımında bir basketbol takımıyla resmimiz çıktı. Ben o gazeteyi hala saklıyorum. Çok önemli şey aslında. Ben niye? İşte maç oynadığımız zaman hemen ertesi gün oradaki mahalli gazeteler alıyorduk. Acaba maçtan sonuç verdi mi? İsmimiz çıktı mı, resmimiz çıktı mı diye. Yani o ortaokuldasın veya lisedesin. Onun için en büyük ödüldür o. Aslında. Bunun yapılması gerekiyor. Ama maalesef burada bir kopukluk var, almış başını gidiyor. Bu kopukluğun sebeplerini biraz sonra konuşacağız ama burada aslında işte hafta sonu maçlar oynandı amatörde. İşte haftanın takımı yapılabilir, işte haftanın futbolcusu, haftanın hakemi. Bu tarz şeyler insanları gerçekten motive ediyor. Takip edilmesine, lige, oyuncular açısından bile, performans açısından bile çok önemli. Bir futbolcu gazetede kendini gördüğü zaman, mesela haftanın futbolcusu Ahmet Özel seçilmiş. Ben maça çıkarken eski şeyimle çıkmıyorum artık. Daha hevesli, daha motive olarak. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Futbol yani bir futbol, bir futbolcu bir sanatçı gibi görün. Sanatçı eğer böyle dolu bir salona bir konser verirken daha coşkulu verir. Futbolcu tribünde taraftarı görürse daha coşkulu oynar. İşte medyada kendisini görürse daha coşkulu oynar. Niye biliyor musun? Oradan belki bir sıçrama tahtası. İşte Ahmet Özel'den her hafta bahsediyorsa bir medya. Ve Ahmet Özel'de her çıktığı maçta iki tane, üç tane gol atıyorsa, yeteneği varsa o onu motive eder, daha hırslandırır. Şimdi Ahmet Özel iyi bir oyuncu. Her maç üç tane gol atıyor. Kimsenin haberi yok. Yani kimsenin haberi yok. Dezavantaj, evet. Kimsenin haberi yok. Onun için spor medyasına biraz önem verilmeli. Ve bu konuda bizlere destek olunmalı. Ha ben şunu söyleyeyim. İşte bir günlük gazetemiz var. Sayfaları açık. Amatörlere yani bize gönderin. Ben bu yıl dikkatimi çekti artık maçlarda hani amatör sonuçlarına yer vermiyorsunuz. Ha, bu bir kırgınlığın sebebi mi? Mutlaka. Mutlaka yani bir şey söyleyeyim. Ben pazar günü işte Karaman Belediyespor bölgesel lig maçı. Pazar günü saat kaçta olursa olsun mesai yapıyorum. O saate kadar bekliyoruz ve maçı da veriyoruz. En azından o gün aynı gün yani pazartesi günü okuyucumuz Bal Ligi'nde bizim 6. grupta bu sene yer aldığımız 6. grupta sonuçlar ne olmuş? Hangi takım ne yapmış? Onu görebiliyor. Yarın salı ligin grubun genel puan durumu dahil olmak üzere yine bizim gazetemizde bulabilir yani okuyucularımız. İnşallah yine devamlılığı gelir. İnşallah. Yani Karaman insanlarımız için. Evet, Aydın Çertel'in bir soru görüşü vardı burada. Bence iş adamları kendi kulübünü kurup farklı branşlarda liglere katılmalı. Adı belediye değil, kim parayı verirse onun adı geçer diye. Ya şimdi tabii, şimdi iş adamı bu ayrı bir sektör. İş adamın kulüp kendisi kurup kulübü kendisi idare etmesi çok zor. Yani ne olur? İşte takımın sponsor olur. Mesela ismi Karaman Belediye değil de yani. Bir bey takımı. Şimşek Karamanspor. Efendim Saray Karamanspor. Başarı. Palmiye Karamanspor. Yani bunlar yapılır. Ekonomik olarak kulüp destekler. Şimdi bugün bakın ligde Evkur Malatyaspor. Bir firmanın ismini taşıyor değil mi?
Atiker Konyaspor. Yani 2 yıl öncesine kadar Torku Konya'ydı. Atiker Konyaspor parayı Atiker Konyaspor verdi. İsmini Atiker Konyaspor yaptı. Şimdi burada da büyük sanayicilerimiz kendi isimlerini koyarak bu ligde, hatta profesyonel ligde bu takımı götürebilirler. Hüseyin Bey, burada bir konuya değinmek istiyorum. Daha önce aldığımız konuklarla da bunu çok kez dile getirdik, konuştuk burada. Gelen konuklarımızdaki sıkıntı ya da dışarıda insanlarla konuştuğumuz sıkıntı şu. Biz organizeye çok fazla giremiyoruz, destek göremiyoruz. Bunun sıkıntısı ne? Biz hani karavan olarak ekonomide çok büyük yerlerdeyiz diye hani gazetelerde, medyada okuyoruz ama bu spor kulüplerine çok fazla destek verilmemesinin sebebi ne? Yani işte geçmişte Karaman Spor üzerinde çok büyük hata yapılmış. Ama bu geçmişteki şey... Ama şu var, işte hala devam ediyor. Şimdi ne yapmışlar? Futbolcuların sigortasını yatırmamışlar. Tamam mı? O futbolcu şimdi ne yapıyor? Emekli olabilmek için ben diyor işte 77-78 sezonunda Karaman Spor'da oynamıştım. Bunu esama listeleriyle, yani kadro listeleriyle ispat ediyorlar. Ve bu durumda Karaman Spor yönetiminin bunun sigortasını yatırmadığı ortaya çıkınca da mahkeme kararıyla o dönemki yöneticilere ceza geliyor. Sıkıntı buradan başlıyor. Ama tabii bu böyle gelmiş, böyle gidecek diye bir şey yok. En büyük handikap bana göre Karaman'daki, geçmişteki yapılan bu hata. Ama bu demek değildir ki şimdi iş adamları veriyor. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben İhsan Duru'ya, Emin Duru'ya buradan teşekkür ediyorum. Tekvando ya çok büyük destek veriyorlar. Türkiye'de tekvando branşında sponsor olarak uzun yıllar devam eden tek kulüp. Hayır. Yani salon bile yaptılar, evet, bildiğim kadarıyla. Yaptılar. Şu an faaliyet. Şimdi Duru bunu yapıyor da neden futbolu yapmaz? Ama bunu ikna etmek lazım. Bu insanları ikna etmek lazım. Bu işin içine bu şehri yönetenlerin girmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Ya bu kötü algı bence artık aşılmalı. Silinmedi. Çünkü kimle konuşursak konuşalım. Yani geçmişten bir şeyler öne sürülüyor ama yani geçmişte tamam bazı kötü şeyler yaşanmış olabilir ama şu anda çok değerli sporcularımız var. Bu tekvandoda, judoda ya yazık oluyor çocuklara. Şimdi tabii ferdi branşlarda Karaman hakikaten çok ciddi başarılar elde ediyor. Ama ya biraz önce lokomotif dedik ya, futbol, lokomotif olmayınca onlar da arada kaybolup gidiyorlar. Ama sen burada bir spor şehri, ben spor şehriyim diyorsan futbol takımının profesyonel ligde olması lazım. Sonra ne olur biliyor musun? Şimdi size soruyorum. Bisiklette Karaman çok iyiydi. Çok iyiydi. Ne oldu? Ses soluğu kesildi. Genç milli takımının bildiğim kadarıyla yarısından fazlası Karamanlı sporculardan. Şimdi ne oldu yani? Ne oldu? Yok değil mi şimdi? Şu anda yok. Niye yok? O zaman bizim önce Karaman'da yaşayan insanlar olarak, spor adamları olarak önce bizim kendimizi yargılamamız gerekiyor. Kendimizi yargılamamız gerekiyor. Yani biz yapıyorsak kendimiz yapıyoruz. Şimdi bisikletin bana sorumluluğunu kim üstlenecekse çıksın birisi bir cevap versin ya. Yani ben tanımıyorum ama ben bayanlarda, gençlerde çok iyi sporcularımız olduğunu biliyorum. Tekvando da öyle, atletizm de öyle. Ama bir bakıyoruz, bu sporcular çıkıyor ve kayboluyorlar. Ya size soruyorum ya. Ferdi branşlarda Avrupa şampiyonu olan bir sporcu, tekvando olur, bu boks olur, bisiklet olur. Yani fabrikalarımızda ikişer tane bunları ikamet edemez mi ya? Yani çok fazla değil. Asgari ücret verseler bu sporcularımıza. Ben bildiğim kadarıyla birkaç tane atletimiz gitti. Evet. Öyle gitti. Enka'ya gitti, Fenerbahçe'ye gitti. Yanlış anımsamıyorsam. Bunu yapan fabrikalarımız var ama sayısı çok az. Çok az, evet. Çok az. Yani bunları çoğaltmak lazım. Şimdi burada bir işbirliği kurulması lazım. Yani nasıl işte kaç tane ümit vadeden sporcumuz var? 10 tane. Bunun fabrika sahipleriyle görüşüp İkişer tane fabrikalara dağıtmamız lazım. İkişer tane. Yani onlar zaten ona hayır demezler. Zaten bununla ilgili devletin de belli bir yasası ya, var. Yasası var, katkısı var. Yani bunlara hayır demezler. Ama işte kendimizi anlatamıyoruz. Bizde bu birlik mi yok? Yani spor olarak Karaman'da bir sporda bir birlik yok o zaman. Yani sonuç bu çıkıyor. Ya çıkan o. Bakın herkes birbirinin aleyhine. Futbola bakın. Karaman futbolu 5'e bölünmüş vaziyette. Ben kendi gördüklerimi anlatıyorum ya.
O onun arkasında o neyi paylaşamadılar onu da bilmiyorum. Ya 10 kilo 2 bir kişi zorlanırken gel biz bunu iki kişi kaldıralım da taşıyalım demiyorlar. Herkes bir şeyler ya illa aslında formül basit. Formül basit. İlla birilerinin makamda oturması ya o makamda bir kişi oturacak. 5 kişi birden oturamaz. Ha, 2 sene sen yap, 2 sene sen yap, 2 sene sen yap. Zaten bunlar bu görevler yani il temsilciliği gibi görevler fahri görevlerdir. Bir maddi olarak, ekonomi olarak bir artı getiren görevler değil de bunlar. Bunlar gönül işidir. Şimdi bana, ben Karaman'da bir basketbol temsilciliği yaptım. Bana bugün deseler ki tekrar dön, işte futbol temsilcisi ol. Olamam, niye? Şimdi ben kendim oraya faydalı olacağıma inanmadıktan sonra ben o branşa ne getirebilirim? Ben kendim inanmıyorum ki orada başarılı olacağım. Ben zaman açısından lazım. Yani bu işi sevmek lazım. Şimdi futbol il temsilcisi veya başka branşta. Pazar günü, cumartesi pazar günü sabah saat 9'da evinden kalkıp o sahaya giriyor mu? Ailesinden, çocuklarından feragat edebiliyor mu? Kendisinden feragat edebiliyor mu? Ha, o zaman alnından öpelim biz onu. Her kimse biz onu destekleyelim. Sayın hocam. Evet Hüseyin Bey. Seyircilerimize dönüyoruz tekrar. Alparslan Leblebici'ye Hüseyin Bey taraftar nasıl oluşturmamız lazım? Onun için bir fikir verir misiniz demiş biraz önceki sorumuz. Yani nasıl bir taraftar profili oluşturmamız lazım? Ya taraf, şimdi Karaman yani sonuçlara baktığı zaman her şey sonuçla, başarıyla endeksli. şu anda Karaman Belediyespor grupta lider olsaydı pazar günü işte 3. sıradaki takımla oynayacağız herhalde stat dolar. Evet. Ama işte başarılı olmayınca yani taraftar da dağılıyor. Ben taraftarlara da tek şeyim şu. Artık eski günler geçti. Taşkınlık olmaması gerekiyor. Fair play ile anılmalı Karaman. Centilmenlikle anılmalı. Yani işte ne oldu? Mağlup da olabiliriz. Mağlup da olabiliriz. Futbolda bu her şey var. Yani mağlup olduk diye dünyanın sonu değil. Rakip takıma, rakip oyuncuya, rakip taraftara saldırmak artık bu devirde olmaz. Biz Karaman olarak benim tavsiyem taraftarlarımıza kendimizi ya centilmen, fair play ödülüne layık bir taraftar demelerini istiyorum. Bildiğim kadar sezon öncesi onunla ilgili bir çalışma da oldu galiba. Hani küfür etmeyen taraftar, o tarz pankartlar falan yapıldı. Yapıldı. Sosyal medyalarda paylaşıldı. Yani tabii geçmişte işte geçen yıl evvelki yıl yaşanan küçük evet. Sıkıntılar. Yani Karaman'ımız kötü anılmasın. İyi anılsın her yerde. Evet İsmail Tosun Bey bizlerle birlikte bir sorusu var. Ahmet Bey her sene 20 futbolcu transfer edilmez. Bu bir bu 1-2 iyi bir futbolcu takip ekibinin olması lazım. Üç ligi iyi bilen bir teknik heyet olması lazım. Transfer yöneticiler değil sezon başı elinde listesi olan bir hoca yapmalı. Böyle bir talebi var. Şimdi, sorusu var. Şimdi tabii şöyle yalnız her yıl 20 oyuncu şuradan kaynaklanıyor. Tabii başarı da devamlılık esastır. Benim de ilkelerimden bir tanesi odur ama bölgesel amatör ligin statüsü çok farklı. Ahmet Bey nasıl farklı? Bu adamlarla sözleşme falan yapamıyorsunuz. Amatör. Yani sezon sonu gelse de, sezon ortasında da çekip gitse senin hiçbir kulüp olarak yaptırım gücün yok. Sezon sonunda oyuncuyu satmak bilmem ne falan yok burada. Oyuncu kendi isteğiyle, amatör çünkü. Yani bölgesel amatörlük ve oyuncular amatör olduğu için kadroda tutamazsın. Ancak nasıl tutarsın? Ekonomik olarak güçlü olursun. Sen de parlayan bir oyuncuya başkası 5 lira veriyorsa sen de 5 lira verirsin de oyuncuyu tutarsın. Yani yine iş geliyor, dönüp dolaşıp ekonomiye geliyor. Evet. Maddiyat her şey. Tabii yani. Futbolda bu budur yani, bu bir gerçektir. Evet, Oğuzhan Doğru Bey bizlerle birlikte. Buradan kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Belediyespor'un şu anda bütçesi yok diyorsunuz ama devre arası transfer yapılacağı söyleniyor. İddiası olmayan bir takımın transfer yapmasına gerek var mı? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda bütçesi yok. Biraz önce bahsetmiştim. Bütçe 2018'in bütçesi bitti. Belediyespor anca parayı ne zaman alacak Belediyespor olarak belediyeden? 2019 yılının bütçesinden alacak. Yani bu da Ocak ayına tekabül ediyor. Ha, Ocak ayında belki bütçeden para alacaklar. Tabii transfer yapıp yapmamak. Tabii şu anda Belediyespor tahmin ediyorum 12 puan geride
ilk yarının son haftasına gelirken 12 puan geride, 27'ye 15. Yanlış anımsamıyorsam. Tabii bir iddiası yok. Yani büyük paralar verip transfer yapmanın da bir mantığı yok. İki hafta önce de bir sosyal medyada bir haber vardı. Medyaya da yansıdı. 11 tane evet, kadrosu bırakıldı. Kadro. Şu anda genç bir kadroyla. Evet. Yani zaten fark etmiyor. Lig statüsünde ligde düşme olmadığı için. Yani eğer bu grupta, bu ligde 13 takımlı bir lig grupta oynuyoruz biz. Birinci olamıyorsanız, ikinci de olsanız aynı, 12. de olsanız aynı. Ama tabii etik olarak şey değil, normal değil. Karaman'ı temsil eden bir takımın işte yol geçen hanına dönmesi bizleri üzer. Yani hem taraftar olarak hem de Karaman insan olarak. Ama gördüğüm kadarıyla ben bir müsabakasını izledim. Yani çocuklar gerçekten mücadele ediyor ama... Şimdi tabii yani bu biraz yani kapasite meselesi ama şans verilmeli. Şans verilmeli. Genç oyunculara her zaman. Şöyle ki belki bu bir fırsat olacak. Buradan 2-3 tane oyuncu kazanacağız. Bakın Konya Spor takımı ligden düştü. Transfer yasağı geldi. Transfer yasağı geldi Ahmet Bey. Evet. Ve o sırada Konya Spor altyapıdaki oyuncularını almak zorunda kaldı transfer yasağı olduğu için. Ve o oyuncularla şampiyon oldu. Ve o oyunculardan işte bir tanesi bugün Ömer Ali Şahiner, bir tanesi Selim Ay. Eğer Konya Spor takımının transfer yasağı gelmeseydi bu oyuncular olmayacaktı. Belki bu da bir sebep de olacak yani. Bu da belki bir sebep olur. Evet yani geçmişte yaşadık biz bunları çünkü. Evet. Yani olan her şey belki negatif görünebilir olan ama ha, orada bir oyuncuyu kazanmak yani şimdi adına... 11 oyuncu kadro dışı kaldıktan sonra alt taraftan aldıkları oyunculardan biz 2 tane 3 tane oyuncu kazanırsak ne mutlu bize. Kesinlikle yani olaya biraz da hani bağırıyoruz ya bağırıyoruz ya Karamanlı oyuncu neden yok diye işte bir sebep belki olacak. Yani Karamanlı oyuncu neden yok? Gerçekten çok gündemde Nasuh Hoca'yla program yaptığımızda da bunun sebeplerini açıkladı. Bu da altyapı konusunda. Altyapı tabii yani. Yani hiç... orada dediği hani gelen oyuncu hani nerede duracağını bilmiyor. Tam olarak yetişmiyor. İşte altyapı çok daha önemli. Ne dedim ben? Altyapının başına yani diplomalı teknik direktörü getirdim ben olsam. Şimdi size soruyorum. U15, U16, U17 işte takımlarımız oynuyor. Gruplara gidiyor değil mi? Gidiyorlar. Evet. İllerde gruplara gidiyorlar. Hangi takımımız gruplarda başarılı? Bana bir söyleyin. Ya burada 3-4-5 tane 6-7 ya da 6-7 maç yapmakla çok zor. Yani hangi işte? Evet. Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Bu liglerimiz bizim göstermelik. 4 takımlı lig oynuyoruz. Zaten 3 takımla oynayamazsın. 4 takımlı lig oynuyoruz. 4. takımı da bu işi yönetenler rica minnet çıkartıyorlar. Peki burada şöyle bir şey çıkıyor Hüseyin Bey. Kulüpleşmenin önemi çıkıyor. Yani bizim neden Karaman'da futbol takımı, altyapı takımlarımız çok az? Yani bir lig kuruluyor. 6-7 tane takımımız var. Bu ABC grubu neden yok? Ya da bunun oluşması için neler şimdi, yapabiliriz? Şimdi, spor yazarı, şimdi amatör spor takımlarına destek olmak lazım. Ben şöyle bir proje hazırlamıştım. Yine Kamil Uğurlu döneminde. Dedim ki futbol takımlarına, amatör takımlarına her sene malzeme yardım yapılır. Bu malzeme yardımlarda hiçbir zaman için amacına ulaşmaz. Amacına ulaşmaz. Para harcarsın ama amacına ulaşmaz. Dedim ki şöyle yapalım. Şimdi amatör takıma biz 5.000 lira yardım yapalım. Belediye olarak. Ha, bu takım U10-15'te oynuyor mu? Ahmet Bey. Evet. 5.000 artı 1.000. U16'da oynuyor mu? 5.000 artı 2.000. Kademeli olarak. Kaç branşta şey kategoride oynuyorsa ona göre parayı artıralım. Şimdi 5 branş amatör takımla birlikte 5 branş yani 15 16 17 19 21'de yaptığın zaman bir amatör takımın kasasında 10.000 liranın üzerinde para giriyor. Bu hesaba göre. Herhalde 10.000 lirayla da bir amatör takım masraflarının büyük bölümü karşılamış olur. Ve burada en önemlisi kulüplere para yardımı yaparken 10.000 lira ben A kulübüsünüz, ben yardım yapıyorum. Sizden taahhütname alıyorum. Ligden çekilme yok. Ligden çekilme yok. Ligi bırakma yok. Bakın Karaman Amatör Kümesi'ne, alt liglere bakın. Takımlara bakıyorsunuz, ikinci yarı o ligden çekiliyor. O maça çıkmıyor.
Yani bunlar sürekli yaşanan şeyler. E şimdi tabii amatör küme Güney Yurt'ta maç oluyor. Bu bir maliyet. E biz de bunu karşılarsak, amatör takımları bir rahatlatırsak, ya çok para değil. Ben size şunu söyleyeyim yani. 15 takımı tespit edelim. 10'ar bin lira para verelim, 150 bin lira yapar. İnanın amatör küme daha canlanır, daha kendisine gelir o parayla. Yani zaten amatör kümede canlanırsa, yani altyapıda takım sayısı çoğalırsa, bu A ligindeki takım sayıları çoğalırsa futbolda o derece artar diye düşünüyorum. Yani işte altyapı ya başlarsak o ilk dönemlerde amatör kümeye intikal edecek. Temeli sağlam atmak lazım. Kesinlikle. Yani bu işin özü bu. Temeli ne kadar sağlam atarsak bizim ilerideki pozisyonumuz, Karaman'ın spor anlamındaki pozisyonu o kadar iyi olur. Evet. Evet, tekrar seyircilerimize dönüyoruz. Mustafa Eroğlu Bey bizlerle birlikte, buradan selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Sponsorluk önemli konu, organizedeyiz. Firma sahiplerini geçmiş yıllarda çok üzdüler, incittiler. Toparlanması, algının yıkılması uzun süreç alacak. Evet, şu anda etkileri var. Biraz önce de konuştuk. Bunu kimle konuşursak spor konusunda destek istemeye gittikleri zaman çok fazla destek görmediklerini belirtiyorlar. Bir de şu var. Verdiğim paranın güvenli ellerde olması gerekir ibaresi bak çok önemli. Verdiğim para güvenli. İşte ama bir duru örneği var. Duru nasıl veriyor bu? Ben o konuya değineceğim Hüseyin Bey. Mesela ben şu anda gitsem bir kulüp kurdum. Gittim ben A firmasına. Ben işte bir kulüp kurdum, bana para desteği verin. O insan direkt o şekilde verir mi? Yoksa güzel bir proje hazırladım. Efendim yani direkt, yani şimdi onlara, sanayicilerimize de hak vermek lazım. Günde 100 kişi geliyor. Ona yardım, buna yardım bilmem ne. Siz projenizle gidersiniz. Ha, bu işte kim projeyi yaparken, bu ilde bir Gençlik Spor İl Müdürlüğü var. Müdür Bey'i yanınıza alırsınız. Birlikte gidersiniz, anlatırsanız. Onlardan hayır çıkmaz. Benim görüşüm o şekilde. O zaman burada sıkıntı insanların ya da bu... İletişim kopukluğundan başka bir şey değil. İletişim kopukluğu artı bu işi bence projeye çevirmeleri lazım. Kesinlikle. Projesiz olmaz. Yani her şey artık projeyle. Evet. Yani o insanda o projeyi, o ciddiyeti gördükten sonra bence bu gelen yardımlara daha ılımlı bakar diye düşünüyorum. Talepler karşı çıkmaz diye düşünüyorum. Evet, Oğuzhan Doğru Bey bizlerle. Kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Yücel Karakuş Bey bizlerle. Ahmet Hocam, her iki tarafta farklı branşlar, farklı konular gündeme geliyor sayenizde. Emeği geçenlere teşekkürler demiş. TV70 ailesi olarak biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Oğuzhan Doğru Bey, 90'lı yıllarda bir amatör ve iki amatör vardı. Ve her takım genç takıma da vardı. Lige ilgi daha fazlaydı. Geçmiş yıllarda demek ki daha fazlaymış amatör lige ilgi. Seyircimizin bu yazdığı yazısında. Şimdi Ahmet Bey şöyle söyleyeyim. Konya Demirspor Konya şampiyonu oldu birinci amatör kümede. Ve o takım gitti Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonu oldu. Ve gol yemeden Türkiye şampiyonu oldu. O sene Konya Spor ne yaptı biliyor musunuz? O Demirspor takımından 11 oyuncuyu transfer etti. 9 tanesi direkt oynadı. İkincilikte. Ve o Konyaspor takımı ligi 4. sırada bitirdi. Sadece o amatör takıma ilave olarak bir tane Kocaeli'den oyuncu kiraladılar. Güvenç Kurtar, Santrfor. Güvenç Hoca da gol kralı oldu. Sizin daha önce konuşmamızda bir sözünüz vardı. Bir konuşma esnasında Bal Ligi takımı yapılacaksa mesela 3. lige yönelik. Yani şimdi ben garantiye evet. Oynamayı severim. Yani işte kıl payı kaçırdık falan değil. Yani bu sene kaç lira Karaman Belediyespor'un bütçesi diyelim ki 750 bin lira. Evet. Ben bunu 1250 liraya çıkartırım. 1000 lira da demiyorum bak. 1250 liraya çıkartırım. Öyle bir takım yaparım ki bölgesel ligi, yani Bal Ligi'ni elimi kolumu sallaya sallaya tribündeki taraftar da göbeğini kaşıya kaşıya maç seyreder. Farklı sonuçlar ortaya çıkar. Ve o andaki o atmosfer ne yapar biliyor musun? Takımı, seyirciyi, taraftarı buluşturur, barıştırır o farklı skorlar. Artık Karaman'dan da deplasmana giden iki otobüs taraftar olmaya başlar. Sonra da şampiyon olduktan sonra 3. ligdeki kadroyla 5-6 tane takviyeyle 4-5 tane takviyeyle ben 3. ligde yine yoluma devam ederim. Ya dese
Şimdi hazırlıksızlık yakalanmak da var. Bal liginde çıktınız. Yani üçüncüye çıktınız. Elde o ligde oynayacak oyuncun yok. E ne yapacaksın? Sil başla. 22 tane, 25 tane oyuncu alacaksın. O da yanlış. Yani bir şeyin hazırlığını yaparken bir yıl önceden gelmek zorundasın. Bu dediğiniz şekilde yaparsak da belki 4-5 tane futbolcu ilave edilir o kadroya. Aynen öyle. Yani en azından o ligde aynen öyle kalınabilir. Evet, Mustafa Kurşun Bey bizlerle birlikte hayırlı akşamlar demiş. Karaman Belediyespor devre arasında teknik heyetten talep gelirse bu talep geleceğe yatırım anlamında ve daha iyi temsil anlamında gerekliyse imkanlar ve bütçe imkan verirse yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Ayrıca Karaman Belediyespor'da ödemeler taksitler halinde yapılıyor. Yani gönderilen oyunculara ikinci yarı için ödemesi planlanan ödemeler kulübün kasasından çıkmamıştır. Kulüp ve şehir menfaati doğrultusunda bu bütçe gerekirse kullanılır ya da kullanılmaz demiş. Yani tabii yani şimdi zaten biz taksitle veya biz tabii ödemelerle o yönetimin takdiri doğru da bir karar. Oynadıkları sürece alır oyuncular. Tabii yani Sayın Kurşun'un dediği gibi hep iş geliyor bütçeye. Yani bütçeye kalıyor. Dönüp dolaşıyor bütçeye. Bütçeye kalıyor yani. Bütçene göre hareket etmek zorundasın. Açılamazsın. Sporcuya verdiğin sözü yerine getirmek zorundasın. Onun için de bütçeye göre hareket etmekte fayda var. Evet Hüseyin Bey, burada ben spor yazarlığı bölümüne gelmek istiyorum. İlimizde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulumuzda da var. Yani burada okuyan öğrenciler spor yazarı olmak istiyor. Burada herkes olabilir mi spor yazarı? Yani, ya da bu derneğe herkes üye olabilir mi? Yok. Yani Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kuralları vardır. Evet. Bu kurallar nedir? Öncelikle sarı basın kartı sahibi olman gerekiyor. Sarı basın kartı sahibi olduktan sonra spor muhabiri olarak, bakın gazeteci değil, spor evet muhabiri olarak sözleşme yapman ve 3 yıl bu sözleşmeye devam etmen gerekiyor. Daha sonra bu şartlar yerine geldikten sonra benim teklifimle genel merkez sizin üyeliğinizi gündeme alabilir. Ama bir işi seversin, bu işe gönüllü arkadaşlar vardır. Bize gelirler, biz de gerekli desteği, yardımı yaparız kendilerine. Böyle bir destek geldi mi hiç, talep geldi mi? Geldi. Nereden? Kılbasan'dan geldi. Ve ben amatör maçları takip ediyor, bize bilgi veriyor, fotoğraf çekiyordu. Ben kendisine gazetemizin kartını verdim. Sahaya giriyor ve yardımcı olduk. O da bize yardımcı oluyor. Yani işi seviyor. Evet. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu, güzel bir muhabbet oldu. Gerçekten önemli konuları değerli izleyicilerimize aktardınız. Gelen soruları da cevapladınız Hüseyin Bey. Burada son olarak izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı spor anlamında? Karaman'da sporun gelişmesi anlamında. Şu var, sporsuz bir Karaman düşünmeyelim. Yani bu şehir büyüyecekse sporla büyür. Yani sporun bir ile tanıtımına katkısı, ekonomisine katkısı, bunları tartalım. Yani biz buradan çok iddialı, iyi hangi branş olursa olsun sesimizi duyuracak, derece yapacak, Avrupa'da ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekecek sporcular yetiştirelim. Ya yani bu sporcu da bizim Karamanımızdan yetiştir, gururunu biz hep birlikte yaşayalım. Onun için yani ben şunu söyleyeyim, ailelere özellikle çocuklarımızı lütfen spora yönlendirin. Oturarak voleybol takımımızın Türkiye üçüncülüğü. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Örneği. Kutluyorum. Yani bulundukları ortamda aldıkları başarılar kutluyorum. Bu arada tabii onların da talepleri oldu. Bana da geldiler. Bir otobüs talepleri vardı. Görüştük. Bir müjdeli haber aldım İl Genel Meclisi'nden. Tahmin ediyorum onların otobüsünde İl Genel Meclisi valilik vasıtasıyla kendilerine takdim edecek. Bak ne güzel şeyler oluyor. Evet. Yani güzel şey. Bu ben şeyi onlara ilk zamanını hatırlıyorum. 6-7 kişi geldi. Bu korkan gözler, biz nereye geldik havası vardı ama şu anda 2-3 tane takımımız var. Ve gerçekten Karaman ismini en güzel şekilde. Ya bak ya işte atılan bir tohum evet meyvesini nasıl yiyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Yani nasıl o tohum yeşeriyor. Yani ben ailelerden özellikle şunu istiyorum. Çocuklarımızı spora yönlendirelim. Biz spora başladık, ortaokul çağlarında, basketbol oynadık, il temsilciliği yaptım, hakemlik yaptım,
İnanır mısınız? Şu anda 81 ilde hangide, gecenin saat kaçında gidersek gidelim, çalacağımız bir kapı var. Biz de bunu spora borçluyuz. Evet, kesinlikle Hüseyin Bey. Bu bizim için de aynı şekilde geçerli. İnşallah ilimizde de bu spor kamuoyunda bir birlik, beraberlik olur ve daha güzel projeler, daha güzel... Burada herkese görev düşüyor. Herkese görev düşüyor. Evet. Bu çünkü şahısların menfaati değil, şehrin ortak menfaati. Onun için herkes bu menfaat, bu çatının altında birleşmek zorunda. İnşallah bu mesajımız da gerekli yerlere gitmiştir. İnsanlarımız da bu güzel mesajları almışlardır. Evet, değerli TV 70 izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Hüseyin Bey'i bu hafta konuk ettik. Bizlere Karaman'daki spor gelişmelerini anlatmaya çalıştı. Seyircilerimizin, izleyicilerimizin sorularına en iyi şekilde cevap vermeye çalıştı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz. We'll be right back.